Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, doğruya yönelen ve buta tabanlardan olmayan İbrahim'in dinine iletmiştir. Şehadet ederiz ki, bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki, Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabının üzerine olsun. Muhakkak ki uygar ve gelişmiş ümmetler genel kurallara uymayı bir yaşam yöntemi haline getirir ve bu kuralları gereksiz saymaz. Genel kurallar insani ahlak ve değerler sisteminden uzak değildir ve insanın kendi Rabbi ile ilişkisini ve tüm evrenle ilişkisini de düzenleyen bir takım adabları koyan dinimizin öğretileriyle tutarlıdır. Bu kurallardan temizliktir. İslam vücut, giyim ve makanın temizliğine önem vermiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve her iki tuba kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan gelir veya kadınlara dokunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerindeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Elbiseni tertemiz tut. Peygamber Efendimiz de sizden biriniz uykudan uyandığı vakit elin üç defa yıkamadıkça kaba daldırmasın buyurdu. Başka bir hadiste lanet ettiren iki şeyden sakının buyurdu ashab. Ey Allah'ın Resulü, lanet ettiren iki şey nedir dedi Resulullah. İnsanların yollarında yahut gölgelendikleri yerlerde abdest bozan kişinin işidir buyurdu. İslam beden temizliğini ahlaki temizliğe bağlayarak beden temizliğini ahlaki temizlik nedenlerinden biri haline getirdi. İnsan kendi vücudunu temiz tutarsa bu günahlarının affedilmesine bir sebep olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman veya mümin bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa gözleriyle bakarak işlediği her günah abdest suyu ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu ile ayaklarından çıkar. Neticede o mümin kul günahlarından temizlenmiş olur. İslam dinimiz kişisel temizliğe önem verdiği gibi genel olarak her şeyin temiz tutulmasına önem vermiştir. Bu bağlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem avlularınızı temiz tutun buyurmuştur. Bu avlular ev, okul, fabrika, kulüp ve halka açık barkların avlularını hatta yolları, meydanları ve diğerlerini de içerecek şekilde geniştir. Bu yüzden onu korumak, içinde uygun bir şekilde görünmek ve olduğundan daha temiz bırakmak gerekir. Bu kurallardan da düzene saygı göstermek. Her toplumun kendi üyelerinin davranışlarını kontrol edecek, insan haklarını koruyacak ve görevlerini yerine getirmelerini zorunlu kılacak adil sistemlere ve kurallara sahip olması gerekir ki tüm topluma fayda sağlayan genel menfaat gerçekleşsin. Gelişmiş ülkelerin durumunu inceleyen kişi, bunların sadece yasalara saygı göstererek oymakla geliştiklerini kesin olarak bilir. Bu da kişiler arasında karşılıklı saygıyı sağlamlaştırır. İnsanın diğer insanların kendisine iyi davranmaları için onlara da iyi davranması gerekir.
Resulullah şöyle buyurdu. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Bu da herkesin taşıması gereken bu sorumluluktur. Bir sorumluluktur. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Yani sisteme ve kurallarına saygı göstererek toplumda güvenlik, emniyet ve istikrar yayılır. Görgü ve nezaket kurallarına uymak gerekir. İnsanın giysi, yiyeceği ve içeceğini seçerken tasarruf etmesi, israf etmemesi ve yakışmayan bir şekilde dolaşmaması nezakettendir. Allah Teala şöyle buyurur. Ey Adem oğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah müsrifleri sevmez. Ayrıca zamanın riayet edilmesi ve ahitlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu hususta Allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler, sözleşmeleri yerine getirin. Kişinin hareket ve kıyafetine dikkat etmelidir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah kişinin bir ayağını diğer ayağı üzerine atıp sırt üstü yatmasını yasakladı. Ve başka bir rivayette Resulullah herhangi biriniz ayakkabısının bağı koptuğu zaman onu onarıncaya kadar tek ayakkabıyla gezmesin buyurdu. İnsanların duygularını göz önünde bulundurarak kişinin ses ya da insanların hoşlanmadığı ses çıkarmaması ve yanlış harekette bulunmaması gerekir. İbni Ömer'den rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah'ın yanında bir adam çok yediğinden dolayı geğirdi. Bunun üzerine Resulullah, geğirmeni bizden uzaklaştır. Yani geğirmeyi kes. Çünkü dünyada çok doymuş olanlar kıyamet günü uzun süre aç kalacaklardır buyurdu. Bilindiği gibi geğirmek çok yemenin alametidir. Geğirmek haram olması da nezakete aykırı bir davranıştır. Özellikle ağızda kötü kokular bırakan haram şeyleri yiyip içen veya biz kıyafetten dolayı başkalarını rahatsız eden insanların kendilerini temiz tutmaları gerekir. Allah Teala şöyle buyurur. Doğrusu kulak, göz ve kalp. Bunların hepsi o şeyden sorumlu olur. Yine genel kurallardan insanlarla güzel bir şekilde konuşmaktır. Allah Teala şöyle buyurur. İnanan kullarıma söyle, en güzel şekilde konuşsunlar. Doğrusu şeytan aralarını bozmak ister. Şeytan şüphesiz insanın apaçık düşmanıdır. Peygamber Efendimiz, güzel söz sadakadır buyurdu. Hazreti Ömer bin Hattab, ateş yakan bazı kişilerin yanına uğrarken, ey ateş ehli demeyip, ey ışık ehli size selam olsun dedi. İnsanların üzerine girmemek oyması gereken genel kurallardandır. Allah Teala şöyle buyurur. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Doğrusu kulak, göz ve kalp bunların hepsi o şeyden sorumlu olur. Hadis-i şerifte rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Kendini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, toplumun ilerlemesine katkıda bulunan en önemli kurallardan biri haya, utanma duygusudur. Kınanacak işleri yapmaktan sahibini engelleyen ve tüm çirkinliği önleyen ve ihmalden koruyan ulvi bir ahlaktır. Peygamber Efendimiz hayanın önceki semavi risaletlerin getirdiği bir ahlak olduğunu belirterek hadis-i şerifinde ilk peygamberlerden itibaren halkın hatırında
kalan bir söz vardır. Utanmadıktan sonra dilediğini yap buyurdu. Başka bir rivayette Resulullah utangaç kardeşine bir huyunu, bu huyunu terk etmesini söyleyen Medineli bir Müslümanın yanından geçerken ona onu kendi haline bırak. Zira haya imandandır buyurdu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'tan gereği biçimde haya edin. Bunun üzerine ey Allah'ın peygamberi dediler. Zaten hayalı davranıyoruz. Hayalı davranıyoruz elhamdülillah buyurdu. Buyurdu ki o sizin anladığınız utanma hissi değildir. Allah'tan gereği biçimde haya etmek demek baş ve başta bulunan organlarla karın ve karının içerisine aldığı organları her türlü günah ve haramlardan korumak. Ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti isteyen dünyanın süsünü bırakır. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği biçimde haya etmiş olur. Haya hakkında şair şöyle der. İnsan haya sahibi oldukça iyi yaşar. Ağaçtan kesilmedikçe yaş durur dal. Haya yoksa vallahi ne yaşam ne de dünyada var bir yarar. Gecelerin suçlarından korkup utanmıyorsan istediğini yap. Toplumun gelişiminde rol oynayan önemli kurallardan da mertlik veya yiğitlik anlamına gelen mürüvvet ahlakıdır. Mürüvvet erkekliğin tüm anlamları için kapsamlı bir sözcük olup iyi nitelikler, yüce ahlaklar, nefsi kötülüklerden ve dili yanlışlıktan korumak ve özür dilemeyi gerektiren her şeyden kaçınmak anlamlarına gelir. Şöyle de denilir. İnsanlara muamele edince zulmetmeyen, onlarla konuşunca yalan söylemeyen ve söz verince sözünü tutan mürüvvet sahibidir. Mürüvvet sahibi içi de dışı da temiz olur ve asla iyi iki yüzlü olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet gününde ümmetimden Tihama dağları gibi muazzam sevaplarla gelecek kimseleri biliyorum. Fakat Yüce Allah o dağlar kadar sevabı toz gibi savurup boşa çıkaracaktır. O kimseler sizin kardeşlerinizdir, sizin cinsinizdendir. Geceleri sizin gibi kalkıp ibadet ederler fakat onlar kimsenin görmediği yerde Allah'ın haram kıldığı şeyleri yaparlar. İnsanlara yardım etmek ve çıkarlarına dikkat ederek kişinin kendi için sevdiği şeyi onlara istemesi de gerekir. Resulullah Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmanına teslim etmez. Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter buyurdu. Başka bir hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. İhtiyaç içerisindeki mümin bir kardeşimle ihtiyacını gidermek için onunla yürümem şu mescitte yani Mescid-i Nebevi'de bir ay itikafa girmemden daha sevimlidir. Bilelim ki İslam bu asil değerleri insanların ve toplumların gelişimi ve huzuru için koymuştur. Genel kurallara uyup kendi aramızda uygulasak dünyada ve ahirette mutlu oluruz. Ey Allah'ım bize hem dünyada hem de ahirette faydalı işleri yapmayı nasip et. Mısır'ı, onun halkı, ordusu ve polisini sen kuru.